Belge bu. Ver abi o belgeyi de. Ver arkaya. Belge bu sevgili izleyenler. Belge, Ercan anlatsın. Ercan bu belge ne? Bu belge saldırıdan önce 17 Eylül'de bütün emniyet birimlerinin IŞİD'in bir eylem yapacağına ve bu eylem içinde Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söylüyor. Söylüyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Evet, dikkatli olun, bir eylem geliyor ve bu eylemle ilgili elimizde ciddi belge var, bilgi var. Şimdi siz tedbirinizi alın diyor. Yani şunu mu demek istiyor? Bu belge emniyet istihbarattan, emniyet istihbarattan, emniyetin ilgili biriminden emniyet müdürlüklerine giden, dağıtılan bir belge. Silsile yoluyla bu bilgi, Tunceli'de elde edilmiş bilgi, muhtemelen de eleman vasıtasıyla elde edilmiş. Çünkü yeri belli, nerede eylem yapacakları konusunda bilgi yok ama eğitim aldıkları yer belli. Biliyorsunuz Ankara bombacıları da Rakka bölgesinde, Suriye'nin Rakka bölgesinde eğitim aldıkları öğrenilmişti. İşte bu belgede de Daire Zor denen bölge. Ben okuyabilir miyim? Evet, ben okumadım, ben okuyayım orayı. Sevgili izleyenler, bu belgenin bir yerinde şöyle yazıyor. DAEŞ'ın, burada terör örgütünün ismi de veriliyor. DAEŞ'ın, yani IŞİD olarak bildiğimiz örgüt, DAEŞ'ın ülkemize yönelik uluslararası ses getirecek büyük çapta büyük bir eylem yapma kararı aldı ve bu eylem ile ilgili seçtiği grubu Suriye'de Deir ez-Zor'da bulunan bir kampta özel eğitime tabi tutmaya başladı. Devamını sen getir. Devamını şöyle, sen lütfen bitir önce. Evet, devamını sen getir. Eylemin uçak, gemi kaçırma veya daha önemlisi burada miting, kalabalık alanlar gibi yerlerde çok sayıda canlı bomba patlatmak şeklinde eylem planladığı, kompleks bir eylem olabileceğini söylüyor. Aynen. Peki burada aslında istihbarat var. Ne diyorsun? Net bir istihbarat var. Hiçbir şey olmasa burada daha önemli bir şey var. Elde edilmiş bilgi bütün Türkiye'ye yayılmış. Tabii. Ne demek yayılmış? Bu sayısı da var. Dağıtım yerleri de belli. Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyetin bütün birimleri bunu ilçelere kadar inmiştir muhtemelen. Yani bir İçişleri yani Bakanı, bir Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bundan haberinin olmaması mümkün değil. Mümkün değil çünkü resmi yazı bu. Resmi yazı. Bu resmi yazının gereği yapılmış mı? Maalesef yapılmadı. İşte oraya gelmek gerekiyor. Şimdi sevgili izleyenler, bu Ercan da az önce söyledi. 17 Eylül 2015. 17 Eylül 2015 Perşembe günü dağıtıma çıkıyor. Tüm ilgili birimlere dağıtılıyor. Ve olaydan sadece ve sadece 22 gün önce. Ercan, demek ki bir uygulamama mı? Uygulanmama mı? Yani çok daha önemli bir işlerim var. İstihbarat işini yapmış bir kere, yani, onu söyleyelim. Ya, bir anlamda istihbarat alınmış. Alınmış. Ve bu istihbarat dağıtılmış. Ama istihbaratın dağıtılmasının gereği yerine getirilmemiş. Bu da burada zaten esasında anlatılıyor. Ne yapılması gerektiği tek tek anlatılıyor. Eğer bu yazının devamını okuduğumuz zaman bilinmesi gerekenler prensibine uyarak, bilinmesi gerekenler bir prensip. Bu ne demek? Zaten terör polisi veya güvenlik birimleri veya istihbarat birimleri bunun ne anlamına geldiğini bilirler. Eğer bu seviyede bir istihbarat alırsanız yapmanız gereken tek şey o tedbirleri uygulamaktır. Tedbirler uygulanmış mı? Uygulansaydı bence bunlar hiçbir bak, yaşanmazdı. Bir de ne diyor? Rutin hareket edilmemesi. Yani çıkın kontrol. Artık bu örgütün eylem yapacağı kesin. Kesin. Yani IŞİD'in. Çünkü kampın adı bile var. Var. Eylemi hazırlayacak özel bir birim kuruldu. Orada eğitim yaptığı da söyleniyor. Ve Türkiye'ye gönderilip büyük bir eylem yapılacağı bilgisi var. Ve bunun için de rutinin dışına çıkın. Ne demek rutinin dışına çıkın? Çünkü hani rutin bir işleyiş vardır. Farklı siz, bir şey bu. Sağlısın farklı bir durum. Tabii. Örgüt belli. Tabii. Örgütün yapacağı eylem belli. Aslında buradaki metinden şunu da anlıyoruz sevgili izleyenler. Ercan da belki hak verecektir bana. İstihbarat birimleri Suriye'deki kampın içine kadar adam da sokmuşlar. Ki bilgiler oradan geliyor. Ya istihbarat elemanları var bu orada. Çatışma bölgelerinde gerçekten Türkiye'nin çok ciddi bilgisi var uzun süredir. Neden dolayı var? Çünkü onlarla irtibatlı bir sürü eleman var. Bu elemanlar iyi kullanıldığı zaman... Kullanılmış zaten. Kullanılmış ki sonuç alınmış sonuç bir anlamda. Alınmış. Ya istihbarat anlamında sonuç alınmış. Ama bunun hayata geçirilmesi işte o çok farklı bir alana götürüyor. Şimdi burada bir önemli cümle daha var. O önemli cümle de şu. Diyor ki DAEŞ'ın yani IŞİD'in ülkemize yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olabileceği iki kere aynı cümle benzer şekilde geçirilmiş. Ciddi bir emniyet birimlerine burada uyarı var. Ya bunun gereğini yapılsa, bu olayın gereği yapılsa belki bugün bunları konuşuyor olmazdık. 102 vatandaştan bahsediyoruz. Yani bu rakam
bize sayı olarak kolay gelebiliyor ama yani büyük bir eylem yani. Gerçekten Cumhuriyet tarihinin en büyük eylemlerinden birini maalesef yaşadık. Bu önlenebilirdi. Bu önlenebilirdi. Bunu gösteriyor bu. Yani bu artık sorumluluktan kaçılmayacak bir durum. Sizin elinizde bilgi varsa siz bunun gereğini getirmez misiniz yerine? Ve burada istihbarat uyardı ama gördüğümüz kadarıyla önlem alma noktasında hele ki böyle hassas günlerde bir eksiklik söz konusu. Emniyetlerde, ilçe emniyetlerde vesaire gibi. Ne diyorsun? Vallahi Fatih ben şu anda zaten bu bilgiye vakıf olduğumuzdan itibaren belgeye ulaşmak için çok ciddi çaba da sarf ettik. Evet. Şunu gördüm ben. Yani bu anlamda çok ciddi zafiyet var ve bu zafiyetin bedeli olması gerekiyor. Peki. Biz şunu söyleyeceğim. Yani Hrant Dink'i nasıl kaybettik? İşte buna benzer istihbarat vardı aslında. Bir uygulama yoktu. İstihbarat var, isim var. İşte bu tip şeylerde niye yapmıyoruz? Ben onu çözmüştüm. Ercan, bir şey söyleyeceğim ya. Ankara Emniyet Müdürü görevde alındı. İstihbarat da mı alınmıştı? Ya istihbarat da görevden alınmıştı. İstihbarat da görevden alındı. Şimdi aslında. Fatih şöyle bakayım. Bir şey. İstihbarat görevden alınıyor ama acaba yani ben konuşmak istemiyorum çok fazla. Ya, Şundan dolayı. Burada cevap vermesi gereken Ercan'cığım. Soruşturma yürüyor. Sonra, bu terör müdürü mesela. Bak yapmış yani. Olduğun iş sevgili izleyenler son zamanlarda yapılan habercilik anlamına en önemli bir belgeye ulaştı Ercan Gün haber müdürümüz. Bu en önemli belgeye mutlaka başta İçişleri Bakanı olmak üzere ilgililerin ve başbakanın yanıt vermesi gerekiyor. Ve alınan bir istihbaratın burada uygulanmadığını görüyoruz. Alınan, verilen, dağıtılan bir istihbaratın da uygulanmadığını görüyoruz. Devletin en üst makamlarının ve bakanın tabii ki en azından bazı kurumlar istihbarat gibi emniyetin içindeki görevini yaptığını görüyoruz burada. Fatih, bir de biz sadece birine ulaştık. Acaba başka var mı? Başka istihbaratlar, başka bilgiler var mı? Onu bilemiyoruz yani. Tabii. Şimdi bizim ulaşabildiğimiz bu. Aynen. Acaba soru şey. Çok merak ettim Ercan Gül. Bize... Bu belgeden sonra burada bir de bir şey dikkatimi çekti. DEAŞ diyor, IŞİD diyor. Bakın savcı dün diyemedi IŞİD'in ismini. IŞİD terör örgütü ismini kullanamadı veya kullanmadı. Ama istihbarat açık adres veriyor. DEAŞ yapacak diyor. Dikkatli olun diyor. Geliyor diyor. Buna da bir ne düşünüyorsun? Valla Fatih ben şunu söyleyeyim. Yani ben hayatımda gördüğüm en iyi basın açıklamasıydı ama tek bir şey yoktu. Örgütün adı. Şimdi örgütün elemanı belli, ismi belli, hangi örgüte bağlı olduğu belli, canlı bomba listesi belli. Nereden gelip nereye gitti belli ama örgütün ismini koymamak. Uzağa gitmene gerek yok. Ben bunu siyasetle bağdaştırıyorum. Yani siyaset olmasa acaba bunlar olur muydu onu da bilmiyorum. Onu, yani siyaset önümüzdeki günler zaten bu tip şeylere girmemesi gerekiyor. Yargı aşamasına geldi de bunların hepsini göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz Ercan. Emniyet birimleri örgütün ismini vermiş. Burada örgütün ismi aslında belli. DEAŞ'a karşı teyakkuzda olundu. Bak şöyle de bir kelime var. Müteyakkız. Yani Suriye'nin içinden gelen bir istihbarattan bahsediyoruz. Ercan tebrik ediyorum. Gazetecilik adına son zamanlarda yaptığınız en önemli haberlerden bir tanesi. Çok çok önemli haberleriniz var onu da biliyorum. Ama bu da bu olayın belki de... Bu arada Fatih yayın yasağımız olsaydı biz bu bilgiyi kimseye paylaşamayacaktık. Doğru. Ercan Gün'ün söylediği de doğru. O da çok can sıkıcı bir şey bir gazeteci için. Evet. Yayın yasağı olsaydı belki de biz böyle bir belgeyi paylaşamayacaktık. Tabii yarın siyaset bunu nasıl yorumlayacak? İlgili bakan bunu nasıl yorumlayacak? Başbakan bu belgeyle ilgili bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı? Ama devletin önemli kurumu emniyet teşkilatı, istihbarat birimleri gerekli uyarıyı yapmışlar. Gerekli uyarının sonrasında artık önlem almakta tabii ki uygulamaya bakıyor. Sokaktaki pratiğe bakıyor. O uygulanmış mı? Uygulansaydı zaten 102 vatandaşımızı biz kaybetmemiş olurduk. Bunu da bir kez daha hatırlatırım. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum size. Sağ olun.